Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, yine iğneden tığa bir model hazırlayacağız. Bakın, iğne oyası istenen iğne oyası modeli bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ben de size şu şekilde hazırladım bu iğne oyası modelini arkadaşlar. İğne oyası modelini bu şekilde sizler için tığa çevirdim. 3 boyutlu değil arkadaşlar. Artık şöyle direkt yapışık, bakın. 3 boyutlu değil. Çok kolay bir motif yapmaktan da motif yapıp çatmaktan da kurtardım sizi. Bir yuva hazırlayacağız ve bu yuvanın kenarlarına da bakın çimeni ile beraber devam edecek modelimiz. Arası olarak da yine iğne oyasında olan bu fil dişi veya bülbül türküsü dediğimiz modeli kullandım. Modelimiz bu şekilde. Arkadaşlar bazen bu iğneden tığ modellerin altına yazı yazıyor. İğne oyası iğne oyası gibi, tığ oyası tığ oyası gibi kalmalı. Niye iğne oyasını tığa çeviriyorsunuz diye böyle yorumlar yapıyor arkadaşlar. İstek olduğu için, istenildiği için her çoğunluk Instagram üzeri isteniyor arkadaşlar. İğneden tığa en azından hani iğne oyası modelinden biz mahrum kalmamış oluyoruz sayende abla diye. İstek oluyor. Bu modeli tığa çevirir misin abla diye. Genelde çok istek olduğu için bu şekilde iğne oyasını tığa çeviriyorum arkadaşlar. İstek olduğundan bir de güzel, hoş ve zarif durduğu için bu şekilde çeviriyorum. Yorum yapan arkadaşlar için söyleyeyim. Evet, yine bu iğne oyası modelini tığa nasıl çevirdik? Onun yapılışına geçelim arkadaşlar. Evet, şöyle ikişer zincir çekerek tülbentimizin kenar tığlama işlemini yapıyoruz. 696 nolu videomda tüm püf noktalarıyla tülbent kenar tığlama işlemi mevcut. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi ilk başlar gibi başlayacağız. Bakın, şöyle ara suyu olarak 5 tane koydum. 3 tanesini hazırladım daha önce. 2 tanesini de sizlerle beraber yapacağız. Şöyle tığ battının içine sık iğne ile sabitledim. İlk başlarken bu şekilde başlıyoruz ve 4 zincir çekiyorum. Sık iğnenin üzerine 4 zincir ve hemen yanındaki tığ battıya kapattım. Bir tane tığ battı oluşturdum. Bir zincirle ters tarafına döndüm. Tığ battığımızın içine 3 tane sık iğne yapıyoruz. Şöyle 2 ve 3. Bu şekilde. Şimdi 8 tane zincir. 5, 6, 7 ve 8. 8 zincirimi düz tarafına çevirip hemen tığ battığımın içine sabitliyorum. Bu şekilde. Bakın, fil dişimizi oluşturduk. Bir tane daha yapalım. 4 zincirimi çektim. Tığ battıma kapatıyorum. 4 zincirden bir tığ battı oluşturdum. Hemen bir zincirle dönüşümü yapıp içine 3 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle bir zincir çekmeyi unutmayalım. Güzel duruyor. 2 ve 3. 8 tane zincir. 6, 7 ve 8. Çevirdim. Şöyle tığ battıya 8 zincirimi kapattım. Bu artma işleminin güzel durmasının sebebi zinciri sıkı çekmemiz arkadaşlar. Gayet sıkı sıkı zincirimizi çekelim. Şimdi 7 tane 3 zincirden yuva hazırlayacağız. 1, 2, 3 zincir. Sıradaki tığ battıya kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir. Kapattım. 3 zincir. Sıradaki tığ battıya. Şöyle. 1, 2, 3 zincir. Sıradaki tığ battıya. Bakın. Bu şekilde. Şöyle zürafa gibi sıkı sıkı çektiğimiz için çok güzel duruyor. 3 zincirimi çektim. Evet, 7 tane bu şekilde tığ battımız hazır. Şimdi bir zincirle dönüş yapıyorum. Yuvamızı hazırlayacağız. Sık iğne ile sabitledim. 5 tane zincir çekiyorum.
Yanındaki tığ battıya kapattım. Bir zincirle dönüş yaptım. Bu şekilde bakın 5 zincirden yuva oluşturduk ve sık iğne ile sabitledim. Dönüşte sık iğne, tekrar yuvaya dönüşte de bir zincir çekerek sık iğne ile sabitledim. 7 zincir çekiyorum. 6 ve 7. Bu kirpikler için yuva olacak arkadaşlar. Yine 7 zincir. 4, 5, 6 ve 7. 7 zincirimi çektim. Kapattım. 7 zincir. 3. 7 zincirli yuva. Toplamda 5 tane yapacağız. 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın bu şekilde şöyle. 4 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 zincirimi çekiyorum. Bakın son kısımda geri dönüş yaptığımız sık iğnenin içine girerek bu şekilde 7 zincirden 5 tane buraya yuva hazırladım. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Kapattım. 1, 2, 3 zincir tığ battı yapıyoruz. Şu başta yaptığımız, bakın şu başta yaptığımız buradaki 5 tane tığ battıyı sol tarafa da yapıyorum. Evet, şimdi sıradaki tığ battıya girdim. 1, 2, 3. Şöyle bakın 2, 4 oldu. Burayı 6 tane yapıyorum, bir fazla yapıyorum. Orada sıyrılma mesafesi olduğu için bakın şu şekilde. O yüzden bu tarafta 5, bu tarafta 6 olunca eşit duruyor arkadaşlar, düzgün duruyor. Yine ilk başta gösterdiğim bu fil dişini yine aynı şekilde yapıyorum. O yüzden 4 zincir çekerek bir tane tığ battı oluşturuyorum. 4 zincirimi çekip buraya kapattım. Bir zincirle dönüşümü yaptım. Hemen 3 tane sık iğne. 1, 2 ve 3. 4 zincirli yuvanın içine 3 tane sık iğne, 8 zincir çekiyorum. Çevirdim. Hemen yandaki tığ battıya bu şekilde sabitliyorum. Yuvanın içine girdim. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapattım buraya. Bir zincirle dönüşümü yaptım. Birinci sık iğne. İkinci sık iğne. Şöyle üçüncü sık iğne. 8 zincir. 5, 6, 7 ve 8. Şöyle dönüşümü yapıyorum bakın. Hemen yandaki tığ battıya kapattım. 4 zincir. Sıradaki tığ battıya bir zincirle dönüş yapıp 4 zincirli yuvaya 3 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle 2 ve şöyle 3. 8 zincir. 5, 6, 7 ve 8. Dönüşümü yaptım. Sabitledim. 4 zincir. Evet. Bu şekilde 5 taneye tamamlayın ben arkadaşlar. Şöyle çiçeğin yapılışında buluşalım. Evet, yapmış olduğumuz bu yuvanın içine şimdi kirpikleri yapacağız arkadaşlar. Sık iğne ile ipimi buraya sabitleyerek başlıyorum. Şöyle bir zincirimi çekip ipimi uzattım. Aparat olarak kulak çöpü kullanıyorum. Bu şekilde. İstediğiniz aparatı kullanabilirsiniz. Ve şöyle bir iki zincir takıyorum aparatıma. Bu şekilde 5 tane ilmek toplayacağız buraya. Bu 2 oldu. Şimdi 1 ve 2 zincirimi çekiyorum. 3 oldu. Dibinde 2 zincir. 4. Bakın bu şekilde dibinde 2 zincir çekerek sağlam bir ilmek hazırlamaya çalışıyorum. Evet. 5 tane ilmeği bu şekilde 7 zincirli yuvaya topladım.
Yine aynı ilk yuvadan şöyle ilmek yaptığım yuvadan 1, 2, 3 zincirimi çekip sıradaki yeşil yuvaya geçiş yapıyorum. Şöyle bakın, bu köprü. Diğer yuvadan yuvaya geçiş köprüsü oldu 3 zincirim. Aynı şekilde tüm yuvalara bu şekilde 5'er tane ilmek toplayacağız. Bu birinci. Dibinde 2 zincir. Bu 2. Dibinde 2 zincir, bu 3. Dibinde 2 zincir. 4. Dibinde 2 zincir. 5. 5 tane topladık. Bakın yine şöyle. Fazla olmayacak arkadaşlar. 5 bir yuvaya, 5 bir yuvaya. Yine aynı şekilde yuvaya geçiş yapıyorum. 3 zincir çekerek sabitledim. Dibinde bir zincir aparatımı taktım. Bir, iki zincir. İki oldu. Şöyle üç. Şöyle dört. Ve beş. Yine aynı şekilde yuvanın içine girip 3 zincirimi çekiyorum. Diğer yuvaya bu şekilde geçiş yapıp aynı ilmekleri buraya da toplayacağım. Dolduğu için sona doğru şöyle yükselme olacak. O yüzden şöyle arkaya devirirsek arkadaşlar daha rahat boy olarak uzun olmamış olur. İlmeklerimiz aynı boyutta olur. 2 3 4 şöyle bir tane daha girelim. 5. ve sonuncu ilmeğimiz. Evet, sayı dediğim gibi önemli arkadaşlar. O yüzden dikkatli, eksik veya fazla olmasın. Yapraklar kimi büyük olur, kimi küçük olur. İlmeklerin yüzünden değişmesin. Evet, 1 şöyle 2 3 dibinde 2 zincir 4 yine yeşil yuvaya giriyorum. Dibinde 2 zincir 5 bak. Toplam aynı şekilde şöyle durdurdum ki ilmeklerin büyüklük sayısı aynı olsun. Şöyle sondan yine 2 tane zincir çekerek şöyle dibini sağlamlaştırıyorum, ipimi koparıyorum. Şu ipleri hemen yakayım, beraber sağlayalım. Evet, iplerini yaktık. Aparattayken yakınca daha kolay oluyor, kolaylık oluyor arkadaşlar. Şöyle bu şekilde. Her yuvaya 5'er tane ilmekleri yaptık. Şöyle. Şimdi bunu sıfır döndüreceğimiz için şöyle taşmasın normal. Hemen ipimi tutturayım. Beyaz renkli kontürünü çekelim. Modelimizin. Şöyle bakın. İlk bu yeşil yuvadan girip buraya sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Ve 5 tane zincir çekiyorum. Bakın. Bu 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 zincirimi çektim. İlk ilmekten bu şekilde tuttum. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Yaptığım bu ilmekleri bu şekilde kontrolüyorum. 3'er zincirle. 3 zincirimi çektim. Şöyle sıradaki ilmekleri hepsini kontrol edeceğiz. Beşini de yani. Şurada üçer zincirli yerlere de girerek aşağıya ineceğiz.
5 ilmeğin 5'ini de kontürledikten sonra yine 5 zincir çekiyorum. Geçiş köprüsü olarak kullandığım buradaki 3 zincirli yuvanın ortasından girip orayı bu şekilde yuva ediniyorum arkadaşlar. Şöyle. Yine 5 zincirle yukarı çıkıyorum. İlk ilmekten tuttum. 3 zincir. Sıradaki 3 zincir. Tüm yuvaları bu şekilde dolduracağız. Evet. 1, 2, 3 zincir. Şöyle ilmeğimizi sonuncu 5. ilmeğimizi de aldık. 5 zincir. Şöyle 3 zincirli yuvanın içine girip aşağıya inip sabit. Tekrar 5 zincir. Tüm yuvaları bu şekilde arkadaşlar. Aynı gösterdiğim usulde yapacağız. Şöyle 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. 5. ilmeğimizi de aynen kapattık. 5 tane ilmek 3'er zincirli tuttuk. Şimdi 3 zincirle geçtiğimiz yere bu 5 zincirli ilmeğimi sık iğne ile buraya sabitliyorum. 5 zincirle yukarı çıkacağım. Şöyle. Aynı işlem arkadaşlar, biraz vakit uzamasın, buraya kadar gelelim. Son birleşme noktasına bakalım. İki yaprağı da yaparak sona geldik ve aynı şekilde bakın 5 zinciri, hani o 3 zincirli köprüye kapatıyorduk ya, burada da yeşil yuvaya artık bitiş olduğu için sadece son bu pembeyi yaptığımız yeşil yuvaya kapatıyorum. Şimdi püf noktası burada arkadaşlar. Zaten daha önceki bu şekilde tarz modelleri yaptığımı izleyen arkadaşlar bilir. İlk yuvadaki demin beyazla sık iğne yaptığım yere şöyle bir tane daha buraya sık iğne yapıyorum. Bakın. Şöyle. Bu şekilde dönüşünü yaptım. Şimdi bunu buraya oturtturduktan sonra bir tane de zincir çekiyorum. Hafif bunu uzun kesiyorum, bakın arkadaşlar. Şimdi düz yüzü neresi? Şöyle düz yüzüne doğru çevireceğiz. Burası arka taraf olduğu için şöyle kapatıyoruz. Bakın şöyle açtığımız zaman zaten burada kendiliğinden esniyor. Oturuyor yani. Bu ipi arka tarafı çekeceğim, bakın. Buradan kopardığım yerdeki yuva var ya beyaz için. Buradan tığımı geçirip beyaz ipimi arkaya alırsam bu şekilde arkada yakalıp kenarda da iz kalmış olmaz, kaynaşmış olur. Bakın. Şöyle göstereyim. Burası bazen bunlar 3 boyutlu olarak kullanıyorduk arkadaşlar önceden. Şimdi sadece yapışık olarak kullandığım için bu sizin şu 7 zincir yerine 9-10 çekerseniz 3 boyutlu da durdurabilirsiniz. Fakat ben böyle iğne uyasında yapışık şekilde durduğu için o şekil. Ama muhakkak bakın arka tarafından burayı ütülemeyi unutmayalım. Bunu şöyle sıcak ütüyü basınca yapışıyor bunlar. Daha böyle kalıp gibi duruyor. Şöyle arka tarafı göstereyim. Arka tarafından şunu da yakalım ipi. Evet, modelimiz bitmiş hali. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Şöyle iğne zarifliğinde çıtı pıtı bir motif oldu. Hem çimeni hem de motifimizin yuvası beraber gidiyor. Elde motife gerek kalmadan
Hemen direkt bu şekilde tasarladım. Şöyle çok da hoş oldu arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Şöyle ikisini beraber de tutayım. Ara suyuna da küçük küçük pipirikler yapıp çiçeğin renginden hareketlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle vakit açısından bu şekilde değerlendirdim. Hem sade daha hoş durur gibi geldi. Tabii yine de zevk size ait mini pipiriklerle şöyle hareket katabilirsiniz. Sade yerine cıvıl cıvıl bir iş çıkarabilirsiniz. Modelimiz bu şekilde. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.